Şişt, millet! Mühim bir sorunla karşı karşıyayız. Ortega ortada yok. Evet ya. Ablam o kadınla gittiğini duyarsa Ortega'nın sonu olur. Afet Hoca'yı çaktırmamamız lazım. Kolay değil kızım. Ablam kolay kolay kül yutmaz. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Marif. Oğlum çok sıcak ya. İstilik olacağım ha. Bu maske ne Arif? Yoksa Erdal Acar'la bardan mı çıkacaksın? Erdal Acar'la bardan mı çıkacaksın? Sen yine çok komiksin Barbie bugün. Ya kızım yan sınıftaki çocukla iddiaya girdim ya. Bu maskeyi dersler dışında hiçbir zaman çıkarmayacağım bütün gün. Ama şimdiden sıcak bastı ha. Buldum. Ne buldun Törpü? Arif çıkar şu maskeyi. Ya Törpü anlatamıyorum galiba. Çıkaramam kızım. Baksana kapıdaki çocuk var ya nöbet bekliyor. Dersin dışında bir vakit çıkarırsan bu maskeyi iddiayı kaybeder kızım. Çıkaramam. Ya oğlum ya Ortega'yı doğal afetin gazabından korumak için tek şansınız şu an. Çıkar şunu kafandan. Çıkar çıkar. Hadi hadi. Hadi çıkar. Hadi. Hadi çıkar şunu çıkar. Hadi, çıkar. Ulan var ya dua edin kardeşime lazım ha. Yoksa hayatta çıkarmazdım. Sen de uzala. Çıkışta alırsın paranı hadi. Şşş. Törpü anlat bakalım şu dahice planını. Şimdi anlatacağım. Süzme. Abicim kalk ayağa. Tak şu maskeyi. Tak kafana tak. Şşş. Yanlış bir yapma. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Otur. Sedat. Efendim öğretmenim. Sedat bu sen misin yavrum? Sedat çok hastalandı öğretmenim. Ya Çin gribi olmuş zavallı. Ya ya böyle sürekli hapşi 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 yapıyor. Evet. Ay böyle sesi bile bir tuhaf çıkıyor garibin. Peki bu maske nesi? Öğretmenim biz karantinaya aldık kendisine. Evet öğretmenim biz de hastalanmayalım diye. Maskeyle oturulmaz ki ama sınıfta. Oturulur öğretmenim. Oturulmaz. Oturulur. Öğretmenim. Her iddiasına girerim oturulmazsa bize de bulaştır böyle hepimiz yataklara düşeriz maazallah. Otursun. Böyle otursun. Hasta olur. Allah'ım. Şuna gelemezsin. Çocuklar yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Arkadaşınız bu maskenin içinde hastalanıp da yataklara düşecek. Bunu çıkarmak lazım. Ben bulaşır size de bulaşır. Vallahi. Vallahi Çin grip. Sedat sana bir haller olmuş. Ne kadar süzülmüşsün yavrum. Madem ki arkadaşınız hasta ve halsiz. O zaman yazılı yapmayayım. Bütün sınıfı sözlü yapıyorum. Ya. Pardon bir şey soracağım. Takımın sorumlusunu nerede bulabilirim hoca. Ben? Hoca. Hoca Cami. Pardon. İşte hoca geliyor. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim merhaba. Efendim iyi günler. İyi günler ben Sedat'ı soracaktım antrenmana geldi mi diye. Sedat'ın takımla ilişkini kestik. Niye? Efendim bir süredir antrenmanlara gelmiyordu. Telefonla aradık. Bize ters ters cevaplar verdi. Biz de o yüzden takımla ilişkini kestik. Aslında çok istikbal vaat ediyordu. Kendine yazık etti. Ne olsa biz de anlayamadık. Birdenbire çok değişti. Siz yakın mısınız? Ben şeyim. Teyzesiyim. Neyse ben rahatsız etmeyeyim size. Ne oldu bu çocuğa ya? Pardon ben bir şey soracağım size. Bu Yıldırım ailesinin oğulları var Sedat. Aa, burada oturuyorlar. Ha burası. Burası. Sağ ol teşekkür. Hoca Hanım. Merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ettim ben sizi. Hoca Hanım ne rahatsızlığı. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Beni hatırladınız demek ki. Veli toplantısına geldiydik. Sedat da yatar kalkar hep sizden bahseder. Gelin buyurun buyurun. Buyurun buyurun.
Hoş geldiniz hocam. Hoca Cavide efendim, hoş bulduk. Çok affedersiniz, dalmışım. Hoş geldiniz öğretmenim. Sedat'la ilgili bir dert mi var? Yok efendim, ben sadece merak ettim evde mi diye. İçeride uyuyor. Saat 5. Sabaha karşı geliyor öğretmen hanım. Yani bugüne kadar yapmadığı şeyleri yapıyor. Yeni yeni huylar edindi. Akşama kadar uyuyor. Derdi nedir anlayamadık. Çok iyi bir çocuk, çok akıllı bir çocuk. Çok güzel yetiştirmişsiniz evladınızı, kutlarım. De biraz fazla duygusal. Bugünlerde böyle bir hassas günler yaşıyor. Üstüne varmayın. Sedat doğru yolu bulacaktır, merak etmeyin. Sayenizde öğretmenim. Estağfurullah, sizin sayenizde eğitim evde başlar efendim. Acaba bir uyandırsanız da onunla bir yalnız konuşsam ben. Bak, kendi uyandı bile. Hocam? Hoca neredeydi? Sizin burada ne işiniz var? Ha, öğretmene sorduğun soruya bak sen. Seninle biraz odanda konuşabilir miyiz yalnız? Benim bir odam yok öğretmenim. O zaman dışarıda konuşuruz. Üstüne bir şey giy, üşüme. Efendim, Allah'a ısmarladık. İyi günler öğretmen hanım. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim, iyi günler. Evet, seni dinliyorum. Neyi dinliyorsunuz öğretmenim? Yani bu saçmalaman daha ne kadar devam edecek? Ailem perişan. Okulda arkadaşların darmadağınık. Eğitimin tökezliyor. Bütün bu yaptıklarına değen bir şey mi yaşadıkların? Etrafınıza bir bakın öğretmenim. Ne görüyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Çöplük. Bize annemizden babamızdan miras kalmayacak. Evler, arabalar kalmayacak. Borçlar kalacak. Üniversite sınavını zaten kazanmamız bir meçhul. Parayla okumaya kalksak, 7 sülalemizi satsak başaramayız. Neyse. Hayatımı değiştirecek bir fırsat çıktı karşıma. Ve ben bunu değerlendirmek zorundayım. Eğer hayatımı daha rahat yaşamam için hayatımdan tavizler vermem gerekiyorsa, sorun buysa, ben yolumu çizdim. Biliyorum. Uzun uzun konuşacaksınız. Ve haklı çıkacaksınız. Ama benim kararım kesin. Boşuna nefes tüketmeyin. Uzun uzun konuşmayacağım. Ben hak edene konuşurum. Yalnız bir tek şey söyleyeceğim. Kazananlar neye sahip olduklarını düşünürler. Kaybedenler nelere sahip olamadıklarını. Sen kaybedenlerden olacaksın. Yazık. Hoşça kal.